Hüsine? Nerede kaldı bu çocuk? Avni beyler gelecek, hala ortada yok. Telaşlanmaya başladım artık. Gelir bey birazdan. Belki de önemli bir işi çıkmıştır. Haber vermesi lazım. Biliyor bu gece bir arada olacağımızı. İşte geldim. Selam. Saner neredesin sen? Seni beklemekte... İşte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Ne yapıyorsun oğlum? Niye çıkarıyorsun ayakkabılarını? Seni. Beni mi sınıyorsun? Hiç ev ayakkabıyla girilir mi? Dede. Sarhoşsun sen. Mehmet'le, taksici arkadaşla içtik biraz. Ne? Taksiciyle mi? Evet. Dozunu kaçırmışız biraz. Teyzeciğim. Ne? Biz sizinle tanışmadık. Ne teyzesi oğlum? Ver elini öpeyim güzel teyze. Babaanneni tanımıyor musun? Çok sarhoş bu çocuk. Tahsin. Buyurun efendim. Abi beyler birazdan gelecek. Al şunu yukarı çıkar odasına götür. Hadi odana gidelim. Soğuk suyun altına sok. Kendine gelsin. Hadi. Çabuk çabuk. Rezil olacaksın sana. Hadi. Yavaş. Ne oluyor bu çocuğa böyle? Bilmiyorum. Nabız geri geldi. Oh, çok şükür. Fakat ne? Şu an komada. Koma mı? Evet. Şimdi ne olacak doktor bey? O zaman ne olacak söyleyin. Açıkçası ben de bilmiyorum. Beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Her an her şey olabilir. Sonra sorun direncine bağlı. Ama artık her duruma hazırlıklı olmalısınız. Geçmiş olsun. Allah'ım. Mustafa teyze. Allah'ım ne yapacağız biz? Tahsin Bey. Buyurun efendim. Babaannem. Evet Saner Bey. Söyle adını. Muhsine Hanım. He? Muhsine'ymiş. Ya ne iyi kadındır Muhsine babaannem benim, değil mi ya? Öyledir efendim. Öyledir değil mi? Buyurun giysileriniz hazır efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yallah. Çocuklar, hadi artık siz gidin. Yapacak bir şey yok. Beklemekten başka. Hiçbir yere gitmiyoruz Üstad teyze. Kardeşimin uyandığını görmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Evet. Neler geldi başımıza böyle çocuklar. Ağlama Uslat teyzeciğim. Çok şükür Ömer geri geldi. Yakında hepsi geçecek, merak etme. Gel otur şöyle. Kadehimi torunum Saner ve güzel gelinim Azra'nın şerefine kaldırıyorum. Hadi efendim şerefe. Şerefe. Sen değil. Ama dede ayıptır. Avni Bey. Ben diyorum ki bir an önce şu nişan nikah işini bitirelim. Ha. Siz ne dersiniz? Hayırlısı neyse o olsun Nezih Bey. Bence de uzatmanın manası yok. Gençler zaten birbirlerini uzun süredir tanıyorlar. Yıldırım nikah yapalım. O zaman en yakın... 3 gün sonra. Yani 3 günden önce olmaz değil mi? Oğlum 3 günde nikah mı olur? Ha. Erken dedikse o kadar da erken olmaz. Tabii canım. Gençlik işte. Dede şimdi içeyim. Hayır. Oo,
Bak bak bak. Havai fişeklere bak. Bak şuradakine bayıldım. Oo, renklerin güzelliğine bak. Çok evet, güzeller çok güzel. Değil mi ya? Evet. Ne kadar yakışıyorlar birbirlerine, öyle değil mi? Evet, hem de çok maşallah. Yak bir tane pro bakalım. Teşekkürler, ben almayayım. Aa, üstüme iyilik, sağlık. Ne yapıyorsunuz Nezih Bey? Hayatım, bari bu gece izin ver. Torunumun en mutlu günü bugün. Olmaz, size sigara yasak. Hayatım, bak bu sigara değil, pro. Ben anlamam pro falan. Görüyor musun? 50 sene çalış, bir proyu çok görsünler sana. Öyle demeyin Nezih Bey. Muhsine Hanım haklı bence. Sen de mi Brutus? Ama sigara dokunuyor. Demek yakında evleniyoruz. Ya. Çok şanslı adammış Saner. Evet. Nezih Öyle Bey. Olduğunu mu düşünüyorsun? Sonunda çocuklar almıştı. Evet. Arkasından güzel. Hem de çok balayı. Sen çok tatlısın. Onlara kal. E hakları canım çocuklarım. Canları nasıl isterse öyle yapsınlar. Ha. Evet, evet. Hadi kalk. Nereye? Bak benim çok vaktim yok. En az 3 gün günümüzü gün edelim. Anlamadım. 3 gün mü? Anlarsın. Sonunda Amerikalılarla bu anlaşmayı yapacağız değil mi? Avni amca. Evet. İzin verirseniz kızınızı kaçırmak istiyorum. Hı? İlahi Saner. İzin veriyor musunuz? Verdim gitti. Babanı duydun. Yürü gidiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim bir arabam var değil mi? Hangisini hazırlatayım Saner Bey? En hızlısını. Hı hı. Başlayın. İnanır mısın? Bir gün böyle bir arabaya bineceğim hiç aklıma gelmezdi. Anlamadım. Deri ya bunlar. Gerçek deri. Sıkı tut. Anlamadım. Anlarsın şimdi. Saner! Saner! Saner ne oluyor? Bu araba kız gibi kullanılmaz ki. Ya şaka ya. Sen de hemen alınıyorsun ha. Lafın gelişi dedim. Bir saattir dolaşıyoruz. Bir yere gitmeyecek miyiz Saner? Gidelim değil mi? Yani. Tamam da nereye gidelim? Bu gece farklı bir yere gitsin. Her zaman gittiğimiz yerlerden birine değil de. Her zaman gittiğimiz yerler var değil mi bizim? Evet. Ve ben artık çok sıkıldım hep aynı yerlere gitmekten, hep aynı yüzleri görmekten. Ya ben de valla. Onun için farklı bir yerlere gitsek çok iyi olur. Farklı. Farklı. Dur. Saner dur. Anlamadım. Dur sen. Ne oldu? İşte aradığımız yer. Eyvah. Burası mı? Hani her zaman gitmediğimiz bir yere gidecektik? Ne diyorum ben ya? Ya ne diyorsun Saner? Biz daha önce buraya gelmedik ki. Ya ben de onu Hadi. Diyorum işte. Şimdi yandık. Benim buraya borcum vardı. Buyurun. Oo Ömer Bey. Ömer mi? Birine benzettin herhalde kardeş. Yemeği bizi Ömer. Biz geçelim hayatım için. Ömer Bey, bu ne güzel sürpriz. Kazım abi de seni sorup duruyordu. Bu da sana Ömer dedi. Kazım abi de kim? Bir bilsem. Masan var mı canım? He? Olmaz mı? Ömer Bey gelmiş. Yaratırız. Buyurun, buyurun. Böyle buyurun. Düşündüğünden bile daha değişik böyle bir atmosferi varmış. Çok güzel. Bunu almasa.
geç. Bu insanlar neden sana durmadan Ömer diyor? Ben nereden bileyim? Öyle hoşlarına gidiyor herhalde. Ama burası kapı arkası. Yok canım, o kadar da yakın sayılmaz. Geleceğinizi haber verseydiniz masayı önceden temizlettirdik Ömer Bey. Ama artık şansınıza küssün. Senin. İstersen önce bir Kazım abi görsün seni. Bir saniye canım. Ben ama... hemen geliyorum. Sen keyfine bak. Gel. Kazım abi, bak sana kimi getirdim. Merhaba Kazım abi. Ziyaretinize geldim de ben. Demek düştün buralara ha? Ulan seni! Bu kadar mı çok özledin beni abi ya? Kapıyı kapa. Dükkanımdan para ödemeden kaçan ilk insan. Hoş geldin. Gel bir bakayım sana. Gel lan yaklaş. Gelmesem. Gel yaklaş. Kazım abi. Gel lan. Yapma. Gel. Abi. Vay be Ömer abi, o kadar parayı nereden buldun? İşine bak oğlum sen. Ne duruyorsunuz oğlum? Ömer Bey için en ön masayı hazırlayın. Hadi çabuk. Buyurun. Fena değil. Buyurun. Buyurun. Sizi şuradaki masaya alabilir miyim lütfen? Nerede kaldın? Bu müzik çok hoş. Kim olduğumu öğrenince doğru yolu buldular. En ön masayı ayarlıyorlar. Hadi geç hayatım. Geçeyim. Buyurun. Aferin, hep böyle göreyim seni. Tabii. Bir arzunuz var mı efendim? Yok, olursa çağırırım canım. Aha, hadi bakayım. Tabii. Hadi Şerefe. Ya ben rakı içmesem, hiç içmedim daha önce. Nasıl ya? İçki sevmem ki ben, sen de biliyorsun. O zaman bu gece her şeyi sevmeyi öğreteceğim sana. Hadi Şerefe. Hadi. Darılırım bak. Hadi yarası. Şerefe. Ha. Hop. Dur, ne yapıyorsun? Ay bu ne? Öyle hop diye içilmez ki kızım. Rakı bu, rakı. Yavaş yavaş, usul usul içeceksin. Ne kadar garip konuşuyorsun bu gece sana. Öyle. Öyle. Bu... bu bitti. Görüyorum. Biraz daha rakı istiyorum. Çok güzel. Ama sen böyle gidersen... Aman be, inceldiği yerden kopsun. Aman. Al bakalım. Oh! Yar yaraman, yar yüreğim, oldu keman, kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman. Oh, işte böyle. İyi misin?
Devam et oğlum. Sarhoş mu oldun? Hop hop, yavaş. Taşırım seni ya. Gidiyor musunuz Ömer Bey? Tatlı bunlardı Ömer'e. Gidiyoruz Nizamettin. Benim adım Nizamettin değil. Ya gördün mü? Hadi hadi yürü hadi. Birazdan kalsaydık ya. Kapatıyorlar kızım. Ya bir şarkıcık daha. Ya hani... Yar saçların lüle lüle. Yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle. Yar eyvallah, Nizamettin. Beyaz güle. Kız gibi kullanılmaz ki bu araba. Vay. İşte bu. Bir şey söyleyeyim. Şu anda Hasan'ın şuuru kapalı. Önümüzdeki saatler çok önemli. Oğlumu görmek, onunla konuşmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Elbette görebilirsiniz hanımefendi. Uyanması için faydalı bile olabilir. Ama lütfen fazla kalmayın, olur mu? Çok sağ olun. Teşekkürler. İşkembe salonu. Biliyorum da... Böyle bir yerde hiç içmemiştim daha önce. Hasan abi. Teşekkür ederim. O Ömer, hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Bunlar da sana Ömer diyor. Şurası boş mu? Boş abi, boş. Buyur. Gel buraya gel. Boş yer buldun mu otur demişler. Bize iki bol sarımsaklı şırdan. Hemen abi. Sarımsak mı? Ay. Sarımsak. Ne yapıyorsun? Asım abi. Buyur Ömer. Ya şunu içeride bir çaktırıversene. Emrin olur abi. Ay ay. Babanın yanındasın Ömer. Belki hazır.
hasret gideriyorsunuz. Ayrılmak istemiyorsundur yanından. Ama bu kavuşma için çok erken oldu. Bu ayrılık için çok erken. Hayırlı geceler. Sağ ol Ömer, size de. Nasıl? Olmuş mu? Biraz batıyor ama iyi. Bu gece çok eğlendim Saner. Yarın yine gidelim ne olur. Ben de çok eğlendim. Onun yanında Saner'im var. Bir de sen gidersen benim yanımda kim kalacak? İçimdeki bütün boşlukları sen dolduruyordun. Sen şimdi gidersen ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Bomboş, yapayalnız. Ömer'im, ne olur gitme. Ne olur beni bırakma. Azra, sana bir şey söylemem lazım. Ben, yani ben aslında zannettiğin kişi değilim. Anlıyor musun beni? Yani bak, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama bugün çok garip bir şey oldu. Bir kaza, evet, bir trafik kazası. Bana çok benzeyen birine gözlerimin önünde bir araba çarptı. Ben de yaralının ailesine haber vermek için evlerine gittiğimde beni o adam zannettiler. Bu yalanı daha fazla içimde tutamazdım. Azra? Ey ya Rabbim ya. Neredeyse sabah olacak. O herifle hala. O züppe zengin kıl kuyrukla. Tarif ettiği sokağa geldik. Hangi evdi ya sizinki? Dalga mı geçiyorsun? İşte burası. Burası mı? Hı-hı. İyi akşamlar, buyurun. Tamam, ben hallederim. Kardeş, ne haber? Sağ olun sen. Günaydın. Haydi uyan bakalım prenses. Yavaş gel bakalım. Yavaş yavaş kafaya dikkat yavaş. Dikkat önümüze bakalım. Azra. Azra kızım. Babacığım. Ne oldu Saner oğlum? Korkulacak bir şey yok Avni Bey amca. İçtik de biz biraz. Hay Allah. İşe bak yavaş. Aşk olsun çocuklar. Bu kadar içmenin alemi mi vardı? İşte Avni Bey amca. İnsanlık hali biliyor musun? Gençliğimize ver olur mu? Ah ah. Biz de genç olduk ama bu kadar içmedik. Şunların haline bak. Şu yastığı da. İyi geceler Avni Bey amca. Sana da oğlum. Sana da. Sana da. Hayırlı geceler. Güle güle oğlum. Güle güle. Ömer'ime bak be. 10 numara şekille. Kolay gelsin beyler. Sağ olun efendim. İyi misiniz?
Mustafa teyze. Mustafa teyze. Mustafa teyze kendine Mustafa gel. Mustafa teyze. Hemşire. Mustafa teyze. Doktor. Mustafa teyze. Biri buraya baksın. Mustafa teyze kendine gel. Hemşire hanım. Efendim? Bayıldı. Bayıldı. Yardım edin. Yardım edin, bayıldı. Babaanne, sen hala uyumadın mı? Seni bekledim oğlum. Saat sabahın 5'i, çok merak ettim. İyiyim ben babaanne. Azra ile eğlendik biraz. Sonra o sarhoş oldu. Azra mı? Sarhoş mu? Ya içkiye dayanıklı değilmiş kız, ben ne yapayım? Hadi yatıyor artık babaanne. Geç oldu. Ben de çok yorgunum, hemen yatmak istiyorum. Tamam çocuğum. İyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyorum ben? Nedir bu başıma gelenler? Of ya. Bir günde bu kadar kafası karışır mı insanın? Yerine geçtiğim bu adam kim? Ne kadar da bana benziyor. Sonra Azra. Azra. Nasıl da güzel. Peki ya İpek Ömer? İpek'i sevmiyor muydun daha düne kadar? Ya annen? Anacığım. Şimdi bir hastane köşesinde oğlu zannettiği bir adamın başında ağlayıp duruyor. Dünden beri bir kabus yaşatıyorum ona. Olmaz böyle. Saçmalama Ömer. Bitir artık bu anlamsız oyunu. Yarın Azra'yla konuşup bu işi halletmeliyim. Huslat Hanım. Huslat Hanım. Huslat Hanım nerede? Ömer Bey. Ömer Bey kendine geldi. Ben doktor beye haber verip geliyorum. Ömer. Ömer. Kardeşim. Allah'ım sana şükürler olsun. Siz kimsiniz? Hala niye uyanmadı bu çocuk? Tatil yeri mi burası? Gece de geç geldi değil mi? Yok, öyle çok geç değil. Azra ile biraz eğlenmişler Nezih Bey. İyi iyi. Tahsin. Git kaldır şu gece kuşunu. Gecikiyoruz. Baş üstüne Günaydınlar. Saner. Aa, sen yatakta değil miydin oğlum? Yok anne. Yani babaanne.
Erkenden kalktım, dışarı çıktım, gazete falan aldım. Öyleyse hemen çıkalım, işe geç kalıyoruz. Dede, iyi de kahvaltı? Erken kalktığına göre kahvaltını da etseydin. Hadi, iş beklemez. Yakında her şeyi hatırlamaya başlar değil mi doktor bey? Canım, seni üzülme. Her şey yoluna girecek. Değil mi doktor? Umarım Vuslat Hanım. Umarım dediğiniz gibidir. Yaşıyor ya doktor bey, kurtuldu ya. Gerisinin hiç önemi yok. Biz ona her şeyi yeni baştan öğretiriz. Öğretiriz tabii. Bak kanki, ben Erdinç. Senin en yakın arkadaşın. Bu da İpek. Senin... Anlarsın ya... Dede bir kahvaltı ettirmedin ama. Kaçıyor mu iş ya? Ben 40 senelik iş hayatımda saat 10'u bir gece dahi işe gitmedim. Bravo dede valla. Kutlarım seni ya. Hoca, şurada dur da bir iki simit alalım yiyelim ya. Peki efendim. Aç karnına kafam basmaz benim işe mişe yani. Bir saniye dede. Sana da alayım mı dede? Kahvaltımı ettim ben oğlum. Hem bunların ne şartlar içinde yapıldığını biliyor musun? Vallahi bilmiyorum, merak da etmiyorum. İki tane ver baba. Al bakalım. Eyvallah, üstü kalsın. Sağ ol. Olurcan, götür. Teşekkür ederim efendim. Doktor bey, ne zaman hastaneden taburcu olabilir? Birkaç gün daha burada gözetim altında kalması gerekiyor. Ondan sonra her şey yolunda giderse taburcu olabilir tabii. Yani acelemiz yok doktor bey. Tamamen iyileşsin de isterse bir ay kalsın, hiç dert değil. Elbette. Neyse, tekrar geçmiş olsun. Ben bir saat sonra uğrayacağım. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hı-hı. Pardon. Rica etsem Vuslat Hanım'a söyleyebilir misiniz? Muhasebe bölümüne uğraması gerekiyormuş. Neden? Ne oluyor? Önemli bir şey değil. Muhasebeyle görüşmesi gerekiyormuş. Allah Allah. Hastamız var. Kaçmıyoruz ya. Nerede bu muhasebe? Giriş katında, soldan ikinci kapı. Günaydın anneciğim. Size de hanımefendi. Ay, başım çatlayacak gibi. Anne babam gitti mi? Kızım, saatten haberin yok galiba. Neredeyse öğlen oldu. Of, o kadar oldu mu gerçekten? Oldu ya. Baban çok kızgın sana. Niye? O kadar sarhoş musun ki Saner seni sırtında getirmiş. Sırtında mı? Evet. Ne vardı o kadar içecek anlamıyorum ki. Sen hiç içki içmezsin normalde. Doğru düzgün bir şey hatırlamıyorum anne. Önce bir taverneye gittik. Sonra halay çektiğimizi hatırlıyorum. Halay mı? Daha neler. Fakat sonrasını hatırlamıyorum işte. Ama çok eğlendim. Buyurun. Bu nedir? Fatura. Beyefendi, bir yanlışlık olmasın? Bu kadar çok mu tutuyor? Evet beyefendi. Günaydın. Saner, günaydın yavrum. Bugün grafikerlerle konuş da ambalaj işini halletsinler bir an önce. Bir de insan kaynaklarına söyle, reprezent alımını ayarlasınlar, tamam mı? Ne alımı? Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Hadi sana kolay gelsin. Hı-hı. Ne duruyorsun oğlum? Gidip odana çalışsana. Gideceğim dede. Sen rahatına bak. Odama gideyim de... Odam nerede acaba? Benim odam nerede? Her zamanki yerinde Saner Bey.
Ha. Her zamanki yeri neresi? Koridorun sonunda, soldaki oda. Unutmamışsın. Herife bak lan. Cin bombluymuş. Buyurun Saner Bey. Al şunu. Gözün görmesin. Peki ama Saner Bey. Al. Al senindir. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız Ruslat teyze? Bu kadar parayı nereden bulacağız biz? Bir yolunu bulacağım. Hiçbir şey oğlumun hayatından daha değerli değil. Tabii öyle de Ruslat teyze. Ben sadece... Biliyorum Erdinç. Biliyorum. Günaydın Saner Bey. Günaydın hanımefendi. Efendim günlük programınız. Önce Amerikalılarla telefonda konferans görüşmesi yapmanız gerekiyor. Şu anlaşma hakkında. Sonra biliyorsunuz Japonlar gelecek. Merak etmeyin ben her şeyi ayarladım. Japonlardan sonra Ankara'dan bakanlık yetkililerine yeni geliştirdiğimiz ilaç hakkında bir sunum yapmanız gerekiyor. Ondan sonra... Tamam. Hepsini iptal et. Ama efendim? İptal edin hanımefendi. Uğraşamam bunlarla bugün. Peki efendim siz bilirsiniz. Ha efendim unutmadan bir de bu var. Şimdi getirdiler evde unutmuşsunuz. Sağ ol canım. Pardon bir dakika. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bana Fenerbahçeli bir yönetici buluyorsun. Telefona bağlıyorsun. Anladın mı? Büyük bir bağış yapacağım. Anlayamadım. Şaka. Çıkabilirsin. Elimi aldım çaldım. Alo Azra. Annenden duyduklarım doğru mu sanır? Valla genelde anneler hep doğru söylerler. Ama annenin ne söylediğini bilemediğim için... ...yani sana net bir cevap veremeyeceğim. Çok tatlısın. Sen de. Ya dün geceki halin hiç gözümün önünden gitmiyor. Gerçekten o kadar sarhoş muydum? Eğer öyleyse çok utandım. Utanma ya ne var utanacak bunda? Asıl eğlenmeyi bilmeyen insanlar utansın. Bugün hep işte mi olacaksın? İş mi? Hiç işim olmaz. Anlamadım. Azra, seni birazdan alırım. Dede geldi. Allah Allah. Efendim dedeciğim. Oğlum cevap versene şuna. Alo. Oğlum ne yapıyorsun? Ya cevap versene şuna. Bu mu? Allah Allah. Saner Bey. Alo. Amerikalı ortaklar telefonu. Alo. Efendim. Ha bağla. Tabii efendim. Alo. Hello Mr. Bashan. This is Johnny Brown. How are you? Bir saniye. Seni istiyorlar. Al. Efendim. Mr. Bashan, we would like to discuss about the new project. Oğlum ben İngilizce mi biliyorum? Konuşsana şunlarla. Ben mi? Evet. Hello. Yes. Mr. Bashan, is that you? Yes.
Okay, in the blackboard. Hello. No, no. Mr. Başaran? No, no. Well, hem yes hem no. Sorry, I don't understand. Hadi öptüm bay. Tamam dede, kabul ediyorlar. Sen her saçmalama. Anlaşmayı kabul etmediğimizi söylemedin mi? Onlar bizim kabul etmediğimizi kabul ediyorlar zaten dede. Ayrıca sana da çok selamları var. Babaannemin de ellerinden öpüyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Ömer'im, ben birazdan geleceğim, tamam mı? Ömer size emanet. Benim eve gitmem lazım çocuklar. O parayı birlikte bulacağız Uslat teyze. Hiç boşuna bana bir şey söylemeye çalışma. Evet, ev birliğiyle uğraşırsak istenilen parayı bulabiliriz belki. Yalnız birimizin Ömer'in başında durması lazım. Siz burada kalın çocuklar. Ben halledeceğim. Ben de seninle geliyorum Uslat teyze. İpek de burada Ömer'in başında tamam. kalır. Alo, Saner. Azra, güzelim. Azra bir saniye. Saner. Yine dede geldi. Oğlum sana söylemeyi unuttum. Hadi çabuk hazırlan, toplantıya gidiyoruz. Ne toplantısı dede ya? Azra, bir saniye. Toplantı diyorum, gecikiyoruz, hadi. Dede, ben de Azra diyorum, telefonda diyorum. Ben bugün izin alsam işten diyorum. Halletsen sen işleri, aslan dedem. Tamam oğlum. Tamam, tamam. Aslansın dedem. Aslansın. Azra, ya çok özür dilerim. Eğer buluşmak istersen söyleyeyim. Ben bugün işten azat edildim. Gerçekten mi? Hı-hı. Evet. Görüşelim mi? Vallahi nasıl istersen yani. Ben buradan birazdan uzuyorum yani. Hadi öptüm. Görüşürüz. Ben eve gidiyorum. Sonra konuşuruz. Tamam Uslat teyze. Benim aklımda da birkaç yer var. Bir bakayım. Kolay gelsin. Uslat teyze. Merak etme. O parayı bulacağız. Buyurun efendim. Söyle arabamı hazırlasınlar. Hemen çıkacağım. Ya Saner Bey efendim? Saner Bey'e de haber vereyim mi? Saner bugün izinli, o gelmeyecek. Peki efendim. Ha bir de unutmadan Avni Bey'i ara. Ben toplantıdan sonra buraya gelmeyeceğim. Hı hı. Avni Bey köşke gelsin. Yanında muhakkak şirketle ilgili dosyaları getirsin. Konuşacağımızı söyle. Baş üstüne Nezih Bey. Ne garip değil mi? İki yabancı gibiyiz burada. Yan yanayız ama böyle büyük bir boşluğun iki ucunda. Belki de yeniden tanıdığında eskisi gibi sevmeyeceksin beni. Ben... Konuşma. Ben üzülmüyorum. Ben sadece çok korkuyorum. İnsan ancak kaybettiği zaman anlıyor bazı şeylerin değerini. Seni sevdiğimi bil. Ama sen beni sevmekten vazgeçersen de bir şey gelmez elimden. Sen iyileş yeter. Çok özür dilerim Ömer. Ben böyle olsun istememiştim. Seni çok seviyorum.
Hayırdır Erdinç? Ne oldu oğlum? Karadeniz'de tüm filoyu batırmış gibisin. Sorma Kazım abi. Ömer'in durumunu biliyorsun. Hastane para istiyor abi. Hem de çok para. Ne kadar? 50 milyar abi. Çok paraymış be oğlum. Ya çok olduğunu ben de biliyorum da parayı nasıl bulacağız abi, onu söyle. Kalk gidiyoruz. Nereye abi? Esnafı dolaşacağız. Mehmet. Efendim abi. Ben gidiyorum, ocağa bakarsın. Tamam abi. Selam. Merhaba. Ne yapıyoruz? Bence arabaları burada bırakalım. Hava mis gibi. Biraz sahilde yürüyelim, ne dersin? Olur. Hem istersen sana balon da alırım. Balon mu? Evet. Gücünü kaybettin üstad. Oğlunun sana ihtiyacı var. Merhaba İsmail Bey, ben Üstad. Teşekkür ederim. Hala dükkanınla ilgileniyor musunuz? Tamam o zaman. Ben hemen yanınıza geliyorum. Çok acil bir durum var ya. Tamam. Ben şimdi Mustafa ile konuşacağım. Ha, Muzaffer abi de var, onu konuşuyoruz. Ha, iyi fikir. Hepsini dolaşırız. Merak etme. Sabah değilsen Manaksar'ı hatırlat abi, tamam mı? Ne yaptık ki oğlum? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Ne haber abi? Abiler İyidir. Biliyorsunuz Ömer Hastanede para topluyoruz. Gönlünüzden ne koparsa. Eyvallah. Sağ olasın. Hadi buyur abi. Hadi eyvallah. Sağ olun abicim. Sağ olasın abi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun abiler. Uçan balon. Aa, balon. Kolay gelsin arkadaşım. Ver bakalım. Buyur abi. Bereket versin. Hadi gel şöyle geçelim. Baloncu. Tamam. Uçan balon buyurun. Çocukken canım sıkıldığında yüzlerce balonum olsun, onları tutunayım ve uçarak istediğim yere gideyim isterdim. Ben de. Aa. Gerçekten. Hatta bir keresinde denemeye bile kalkmıştım. Gerçekten mi? Bizim mahallede bir baloncu vardı. Bir gün baktım ağacın dibinde uyuyor. Balonlar da koluna bağlı. Yavaşça ipleri çözdüm. Sonra baloncuyu dürttüm. Baloncu uyandı. Balonlar elimde ya. Nasıl olsa uçacağım. Yemin ederim. Neyse. Baloncu şaşkın şaşkın bana bakıyor. Ama uçamadım tabii. Saner, nereden buluyorsun bu tür hikayeleri? Hikaye değil ya, inan. Sizin mahalle, hı-hı, baloncu, ağaç altı. Neler neler. Benim bildiğim sen çocukken hiç evinizin bahçesinden çıkmazdın ki. Daha doğrusu dedenle babaannen izin vermezlerdi. He. Nasıl hikaye ama? İyi yazdın değil mi iki dakikada? Gerçekten süper. Saner, biliyor musun? Sendeki bu ani değişiklik, nasıl desem, çok hoşuma gitmeye başladı. Ne değişmesi? Ben Neysem oyum. Aslında bana evlenme teklif ettiğinde... Sana değişmen gerek dediğimde haksızlık ettiğimi düşünmüştüm. Ama şimdi iyi ki değişmeni istemişim diye düşünüyorum. Çünkü çok tatlı bir adam oldu. Hayırlı işler Muzaffer abi. Hoş geldiniz. Sağ ol Erdinç. Ömer'in durumu nasıl? Biz de onun için uğradık abi. Ömer'in hastane masrafları için para topluyoruz. Gönlünden ne koparsa be. Tamam.
Bu da benim katkım olsun. Sağ olasın Muzaffer abi. Lafı mı olur Erdinç? Ömer bizim mahallemizin çocuğu. Sağ ol abim. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Tatlı atıyorlar. Günde iki kere sulayın yeter. Sağ ol. Hoş geldiniz Uslat Hanım. Hoş bulduk. Hiç niyetiniz yoktu dükkanı satmaya. Ne oldu birdenbire fikir değiştirdiniz? Öyle olması gerekti. Ne kadar istiyorsunuz? 50 milyar. 50 milyar mı? O dükkan için çok değil mi Uslat Hanım? Dükkanımın müşterisi sabit. Siz de biliyorsunuz zaten. Üstelik deniz kenarında. 50 milyardan aşağı olmaz İsmail Bey. Ben size bir çay söyleyeyim. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Tatlılar değil mi? Buyurun, hoş merhaba. Geldiniz. Nasılsın merhaba. Sen? Merhaba. Şşt, merhaba. Canım benim. Merhaba abiciğim. Çok sevimliler. Hadi dilek çekelim. Hadi. Çek oğlum. Biteceğini bile bile başlama. Yeni bile bile başlayın. Tamam. Evet. Şansınız bol olsun abi. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Feridun abi, Ömer için para topluyoruz. At 3-5 gönlünden ne koparsa be. Geçmiş olsun. Al bakalım. Elimizi korkak alıştırmayalım değil mi Feridun abi? Ya tabii. Değil mi? Sağ olasın. Siz de sağ olun. Eyvallah. Uzun zamandır salıncağı bilmemiştim. Öyle mi? Öyleyse tadını çıkar. Aa! Ne yapıyorsun Saner? Hop! Alo? Alo, Saner'cim nasılsın? Sana ne? Kimsin ki sen? Ben Cemil, tanımadın mı? Tanımıyorum ben Cemil Memil. Aa, Cemil mi arıyor? Ne diyor? Ne diyorsun Cemil? Bugün tenis maçı vardı ya. Geç kaldın, o yüzden aradım. Hani çifti maç yapacaktık sokak çocukları için. He? Hadi bekliyoruz. Tenis maçı varmış. Aa! Unuttum ben onu tamamen. Hadi gidiyoruz Saner. Ya iyiydik böyle. Saner lütfen. Çok önemli bu benim için. Ya. Ama bu kimsesiz çocuklar yararına. Hadi Saner, beni seviyorsan gel. Lütfen diyorum bak. Peki. Kimsesiz çocuklar için madem. Tenis de değil mi? Hı hı. Hadi. Efendim, Avni Beyler geldiler. Buyurun. Hoş geldin Avni. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Merci. Merhabalar. Ne içerdiniz efendim? Türk kahvesi. Siz? Ben de aynısından. İyi gördüm sizi Nezih Bey. Sağ ol. Nezih Bey, herhalde işle ilgili olarak çağırdınız bizi. Bir de para meselesi. Tamam Avni. İkisini de konuşuruz. Dünürüz biz artık canım. Aramızdaki ufak meseleler bunlar. Şirket hesaplarını getirdiniz tabii mi? Tabii. Göster. Önce bir kontrol edelim. Ne var ne yok bir anlayalım. Buyurun efendim. En son çıkabileceğim rakam 40 milyar. Daha fazlası... Peki, tamam. Yalnız İsmail Bey, benim paraya hemen ihtiyacım var. Hemen bulmam imkansız.
Ancak yarın hazırlayabilirim parayı. Benim bu akşama kadar kesinlikle o parayı almam gerekiyor. Halletmeye çalışırım ama zor görünüyor. Hazırsanız başlayalım artık. Hazır mıyız Azra? Hazırız arkadaşım, hazırız. Yolla sen. Saner, şuraya geçer misin sen? Yolla yolla. Çekinme, yolla. Ah. 15-0. Ne 15'i ya? Saner Bey, karşılayamadınız. Bir top geldi daha, nereden 15? 1-0 diyeceksin. Puan karşı tarafındır. Hemen 15 mi oluyormuş öyle? Saner. Allah Allah. Gel. 15 diyor ya. E tabii ki 15. Hadi geç. Saymayı da bilmiyor. Oh! 30-0. Yok 100. Sen nasıl hakemsin lan? Bu maçta şahide var ya. Oyuncu sakatlanınca topu dışarı attıracaksın. Nerede bu fair play kardeşim? İyi misin hayatım? Sakin ol. Sakinim ben. Oh. Tamam. Nasıl, bir şeyler toparlayabilmiş miyiz? Nerede abi? Sabahtan beri uğraşıyoruz. Epi topu 2.5 olmuş. Pişpirikçiler, okeye dönenler, tavlacılar. Hadi bakalım, pamuk eller cebe. Hadi beyler, Ömer'e yardım parası. Hadi 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 hadi. Elleriniz bir kere de iyi bir şey için çalışsın. Hadi bakalım. Ulan beterinden saklasın. Ömer'e yardım parası. Pamuk eller cebe. Düşmez kalkmaz. Buyurun. Hadi hadi hadi. Buyur abi. Hadi beyler, hadi hadi, hadi acele edelim. Al kardeşim. Tabii canım yani. Hadi bakalım. Helal olsun, al bakalım. Ver bugün şunu. Ömer'e, yarın bize. Hadi beyler, hadi. Pamuk eller cebe. Ömer'e yardım parası, hadi. Sökülün bakalım. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun abiler, sağ olun. Nasıl atış ama? Bu ne? Devam devam. İyi günler. Ben Vuslat Yıldırım. Hesabımda ne kadar para var? Bakabilir miyiz acaba? Bir saniye lütfen. 4100 TL var hanımefendi. Sağ olun. Birazdan uğrayıp hepsini çekeceğim. İyi günler. Efendim. Buyurun İsmail Bey. Hazırladınız değil mi? Tamam. Yanınıza geliyorum. İşi hallettiğimize göre Avni, gelelim Azra'yla Saner'e. Ne oldu? Yoksa gene bir pürüz mü çıktı aralarında? Yo. Bilakis. Bugün Azra ile buluşmak için işten kaytardı kerata. Oyun. Oğlum sen para mı yedin lan? Hasta etmeyin oğlum adamı. He? Saner Bey. Ha? Kaç para aldın? Saner Bey. Saner Bey. Maçı satmak için. Saner Bey, bırakır mısınız? Saner yapma lütfen. Hasta etmek için mi hakem oldun? Saner Bey. İn aşağı. Dur. Hayatım Saner, İn yapma. İn aşağı. Saner Bey, olur musun? Saner Bey. Saner Bey. Gördüğümü söylüyorum. Lütfen sakin olur musun? Sakin ol. Ne oldu bugün sana ya? Sakin olur musun lütfen? Devam. Saner hayatında ilk defa işten kaytarıyor. Avni... Öyle hoşuma gitti ki inanamazsın.
Ne dersin? Bu akşam yakın dostlarımızı çağırsak eve. Tabii Saner'le Azra da gelir. Gönlümüzce eğleniriz. Alo! Ne bakıyorsun lan kıza? Ne yapıyorsun sana? Ne bakıyorsun? Alo! Saner sakin ol! Topal! Kıza ne bakıyorsun? Kıza! Lütfen. Kıza! Topal! Alo! Kıza bakma! Saner Bey topal! Saner! Gelir misin? Tamam. Allah'ım ya! Ne tenismiş ya! Pardon. Torunumu mutlu gördükçe ben de bir çocuk gibi seviniyorum Avni. Yaşlandıkça duygusallaşıyor muyum ne? Duygusallık iyidir Nezih Bey. Galiba öyleyim. Hayatım iş dünyasında geçtiği için o duyguları unutmuşum ne yazık. Ama artık Saner'le Azra evlenince tamamen işten elimi ayağımı çekmek istiyorum. Torun sevmek istiyorum artık. Daha doğrusu torunumun çocuğunu. Ne büyük keyif olacak benim için bir bilsen. Allah biraz daha ömür verirse. İnşallah beyefendi, inşallah. İnşallah. Maç sayısı. Oyun. Yürü. Şikeyle, hileyle maç kazandı. Güzel maçtı. Var mı öyle? Al. Tebrik ederim. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Bileğinizin hakkıyla almadınız ama. Harikaydım. İşte bu hakemle. Ya Saner, çok iyi bir adamsın. Bilerek kaybettin değil mi? Kaybedenin kimsesiz çocuklara bağış yapacağını bildiğin için. Ha, öyle mi? Harika. Biliyordum tabii. Bilerek kaybettim, evet. Biliyor musun? Toplanan bağışlarla kimsesiz çocuklar için hastane yapımına başlanacak. Ne güzel değil mi? Hastane. Ay Allah, ne yapacağım ben ya? Hastane. Saner'in hastane parası. Ay salak kafam. Saner ne diyorsun sen? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Azra, benim çok acil gitmem gerekiyor. Gitmek mi? Evet ya. Çok önemli bir işim vardı. Aklımdan çıkıvermiş. Kusura bakma, benim gitmem lazım. Saner, bu haline mi gideceksin? Parayı bulabildiniz mi Usta teyze? Vay! Usta teyze? Nereden buldun bu kadar parayı? Dükkanı devrettim Erdinç. Ne? Dükkanı mı devrettin? Hı. Nasıl geçineceksiniz şimdi? Şimdi bunu düşünecek durumda değiliz. Hala 6 milyar eksiğimiz var. 3 kaldı Usta teyze. Geriye para edecek bir tek şey kaldı. Alo Saner. Nasılsın dedeciğim? İyiyim oğlum. Bak ne diyeceğim sana. Biz şimdi Avni amcanla düşündük. Bu akşam evde bir davet veriyoruz. Yakın dostlara sadece. Yani aile arasında. Ya benim işim var dede. Ne olur kusura bakma. Azra yanında mı? Evet. Tamam Azra'ya da söyle. Saat 8 gibi ikiniz de evde olun. Anlaşıldı mı? 8 mi? Ha. Öyle desene ya. Tamam anlaşıldı. Bağış üstüne komutanım. Saner. Benle dalga geçme. Fena olur sonra. Tamam dede tamam. Hadi öptüm. Ne oluyor? Bu gece bizde davet varmış. İkimizi de 8'de bekliyorlar. Davet mi? Evet. Oo hay Allah. Bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlanacağım? Bu kadar geç mi haber verilir? E biliyorsun dede. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Alo iyi günler. Buyurun. Muhasebe bölümüne bağlayabilir misiniz beni? Tabii. Alo.
Buyurun muhasebe. Ömer Yıldırım'ın hastane masrafları ne kadardı öğrenebilir miyim lütfen? Bir saniye lütfen. Ömer Yıldırım'ın hastane masrafı 50 milyar. Oha. Hesap numarası alabilir miyim? Tabii vereyim. Tamam yazıyorum. Fon Bank 5-5-6 54. Hemen havale yaptırıyorum. Yalnız ailesine paranın kimin tarafından ödendiğini söylemeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Kesinlikle söylemeyeceksiniz. Peki efendim. İyi günler. İyi günler. Alo. İpekciğim nasılsınız? Bir gelişme var mı? Yok Mustafa teyze. Aynı her şey. Biz parayı toparladık. Ben birazdan geliyorum. Bir şey lazım mı? Senin gelmene gerek yok Mustafa teyze. Ben buradayım zaten. Bir şey olursa ara olur mu? Peki. Kolay gelsin. Sağ ol Nezih Bey. Bu akşam evde bir davet veriyorum. Ne? Saner'le Azra'nın evlenmesini kutlamamız lazım. Ama... O yüzden dostlarımızı çağıralım dedim. İyi de Nezih Bey, bu saatte mi haber verilir bu? Ne yapayım? Yeni karar verdim. Aa, tabii. Nezih Bey karar verecek, Muhsin'e hazırlık yapacak. Çok güzel, çok. Canım, bir kere de verdiğim karara karşı çıkma be hanım. Sen de kendi başına hareket etme Nezih Bey. Avnilere, Saner ve Azra'ya haber verdim bile. Vazgeçemeyiz. Tamam, tamam. Havale işini de hallettim. Sıra şimdi annemi görmeye geldi. Buyurun. Bu yüzüğü satmak istiyorum. ...1800 veririm. Yapmayın. Gerçek pırlanta bu. 2000. 2000'den bir kuruş fazla veremem. Buyurun efendim. Az önce çıkan hanımefendinin sattığı yüzüğü almak istiyor. Bu yüzük mü? Evet. Bu yüzük. Of. Asma o güzel yüzünü sultanım. Tamam, özür dilerim. Haklısın. Sana sormam lazımdı. Hı hı. Ama benim de huyum böyle, ne yapayım? Bir anda karar verip uyguluyorum. İş hayatımda da böyle başarılı oldum biliyorsun. Kızmadım, merak etme. Madem Saner ve Azra için bu davet, seve seve yaparız. Yaşa! Aa, ne yapıyorsun Nezih Bey? Ne var, öpemez miyim karımı? 20 yaşında değiliz Nezih Bey. 70'imize geldik. Unuttun herhalde. Ben sana hala 20 yaşındaki gibi aşığım. Aa, tabii tabii. Bak şimdi. Ne yapıyorsun Nezih Bey? Ne pilav o? Bil bakalım neymiş. Görürsün.
sevdim bir genç kadını. Ansam onun adını, her şey beni ona bağlar. Kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç bitmeyecek. İyi günler. İyi günler. Ömer Yıldırım kaç numaralı odada kalıyor acaba? 5. kat 508 numaralı oda. Tamam. Anne. Kusura bakma arkadaşım. Biliyorum, aptallık ettim. Ama ben sadece ailene haber vermek istemiştim. Ama onlar beni sen zannettiler. Defalarca anlatmayı denedim. Kendimi senin yerinde buldum. Güzel bir hayatın var. Güzel bir kız arkadaşın, harika bir deden, harika bir babaannen. Ne diyebilirim ki? Ne kadar da benziyoruz seninle. Ama sen zenginsin, ben fakir. Neyse, artık bitti zaten. Sana son bir şey söyleyeyim mi? Kısa süreliğine bile olsa zenginlik fena bir şey değilmiş. Ama ne kendime, ne anneme, ne de sana daha fazla yapmaya hakkım yok.